Tam olarak ne oldu? Bu bilgi size nasıl geldi? Neler yaşadınız? Anlatır mısınız? Tabii bilginin bize gelişi olayın olmasından çok sonra. Olaya bizim avukat hakları merkezindeki avukat arkadaşlarımızın intikalinden sonra öğrendiklerimiz şu şekilde. Saat 20.30 sıralarında Çırağan'da yapılmakta olan o herkesin bildiği ünlü düğüne katılacak olan Cumhurbaşkanı'nın korumaları, öyle anlıyoruz ki trafikle ilgili bir özel önlem almışlar. Trafiği tamamen kapatmış vaziyetteler. Pek çok kişi o arada bu meslektaşımız da buna tepki göstermiş ve neden kapalı olduğunu sormuş. Sadece bize beyan ettiği bu, sadece sorduğu bu kadarla ilgili. Ancak onun üzerine polisler çok sert bir tepki göstermişler, korumalar. Ve anında da bir süre orada bulunan bir aracın arkasını almak suretiyle darp etmeye başlamışlar. O yetmemiş anladığınız kadarıyla. Daha sonra da Çırağan Sarayı'nda bir odaya götürerek 2 saat boyunca ciddi şekilde şiddete uğramış. O konumdaki şu anda, yani fotoğrafını gördüğünüzü anlıyorsunuz, gözünün biri mosmor, kaşı açılmış vaziyette ve burnu kırık vaziyette. Böylesine ciddi bir şiddete uğramış. Bunu yapan Cumhurbaşkanlığı'nın korumaları olduğu söylenen kişiler ama en azından polis olduğunu biliyoruz. Daha doğrusu onlara polis demek de doğru değil. Diğer polislere olan saygım nedeniyle söylüyorum bunu. Bunlara polis diyebilmek de mümkün değil. Şiddet uygulayan bir polisin bir hukuk devletinde, demokratik bir devlette düşünülmemesi gerektiğine inanıyorum. Bir süre sonra işte sorun karakola intikal ettiğinde, çünkü sabaha kadar meslektaşımız nezarette tutuldu. Ve orada öğrendik ki gözü kapalı olarak ters kelepçe vurulmak suretiyle bu işkence yapılırken aynı zamanda da bir tutanak düzenlenmiş. Ve o tutanakta da Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia ediliyor. Üstelik o konumda bulunan meslektaşlar gözü kapalıyken, ters kelepçeliyken, yani o denli bir şiddet uygulanmışken, darp edilmişken bir de o tutanak imzalatılmış. Dolayısıyla ertesi günde böyle bir isnatla karşı karşıya kaldığı için de ertesi günde Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmesi gerekti. Biz saat 5 civarında oradan ayrılmıştık. Sabahleyin de yeniden arkadaşlarımız yanında bulundular. O arada bir özel vekille de temsil edildi meslektaşımız. Ama biz yine de yanında bulunmaya devam ettik ve ifadesini aldı savcı. Şimdi burada beklenen şey nedir? Şiddete uğramış bir kişi söz konusu. Bırakın avukat olmasını, bir kişi söz konusu. Bu şiddeti kimin uyguladığı ile ilgili bir soruşturma yapmasını beklerken tam tersi bir tabloyla karşılaştık. Olayın asıl mağduru konumunda bulunan bir gözü tamamen mosmor olmuş, kaşı açılmış vaziyette, yani burnu kırılmış vaziyetteki bir kişiyi karşısına alan savcı onun ifadesini alıyor. O ifadenin karşılığında ne yazık ki sadece Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasını doğru kabul ederek, bu koşullarda imzalanmış bir tutanaktaki ifadeyi doğru kabul ederek onu tutuklamaya sevk edebiliyor. Suç ceza hakimi de o konumda bulunan, yine aynı konumda bulunan kimseyi dinledikten sonra ona bir tedbir kararı uyguluyor, ev hapsi uyguluyor. Burada önemli olan şey şudur, yani Ceza Mahkemesi Kanunu'nun tedbir babında değerlendirdiği bütün hususlar tutuklama koşullarının varlığı halinde geçerlidir. Dolayısıyla sanki böyle bir koşul varmış gibi değerlendiriliyor. Kimse bu şiddeti kim uyguladı, neden uyguladı, kimdir bunlar, görevleri nedir falan, bunun soruşturması, bununla ilgili falan hiçbir meşguliyetleri söz konusu değil. Önemli olan nokta bu. Kamu görevlileri, hele polisler güvenlik sağlamak için oradayken bu güvenliği bireye şiddet uygulayarak sağlayamazlar. Üstelik sadece bir sorudan ibaret olan bir şeyi böyle bir suçlama vesilesi haline de getiremezler. Bu anlayış Türkiye'nin aslında nereye doğru gitmekte olduğunu, hangi otokratik anlayışlara doğru yönelmekte olduğunun temel göstergelerinden bir tanesi. Daha ötesini düşünürseniz, yani Türkiye'de bütün bunlar böyle bir polisin varlığını gözetmek kadar onunla birlikte bütün bu olguyu değerlendiren, karşısında bu denli darp edilmiş, şiddete uğramış bir kişiyi görmesine rağmen
Hala onu tutuklamaya sevk eden bir savcılık müessesesinin varlığını da anlatıyor bize. Daha ötesi, son derece haksız bir biçimde hala onu sanki tutuklamaya ilişkin yeterli bir veri varmış gibi ev hapsiyle cezalandıran, bir anlamda cezalandıran bir mahkemenin de, bir hakimliğin de var olduğunu anlatıyor bize. Biz gerçekten HSK'ya şimdi bu hakimin ve bu savcının konumunun değerlendirilmesini, nasıl değerlendirdiğini görmek istiyoruz. Cumhurbaşkanlığından başlayarak İçişleri Bakanlığı'nın da, Emniyet Müdürlüğü'nün de böyle polis anlayışını hala işlerinde tutup tutmayacaklarını merak ediyoruz. Bu açıdan biz İstanbul Barosu olarak bu davayı son derece ciddi bir biçimde ve özenle takip edeceğiz. Bizim için önemli olan meslektaşımızın yargılanıp yargılanmaması değildir. Bizim için önemli olan burada özellikle bu fiili işleyen, asıl fiili işleyen adına kamu görevlisiydi, polis dediğimiz kamu görevlilerinin, maalesef adına polis denilen bu kamu görevlilerinin yargı karşısına çıkarılmasını temin edilmesidir. Bununla ilgili ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Öğrenecekler. Hem kendi konumlarını öğrenecekler, hem de koruma anlayışının ne olduğunu öğrenecekler, hem de avukata dokunmamayı öğrenecekler. Bunu bilecekler.